Yakışıklı mı? Öyle mutlu olunur yani. Allah öyle yaratmış insanları. Velayet sistemi olacak. Mesela bir sokağa çıkacağız. Yolda yürürken yorulduk. Tak bir kapıyı vuracağız. Selamun aleyküm. Allah misafiriyiz. Orada bir sofra kuracağız. Yemek yiyeceğiz. Konuşacağız. Hal hatır soracağız. Orada o akşam kalacağız. O bize gelecek. Biz ona gideceğiz. Sohbet edeceğiz. Hayat böyle güzel olur. Hasta olduğunda hep beraber 8-10 kişi alıp götüreceğiz. Kapıda bekleyeceğiz. Hastane çıkışında alıp götüreceğiz. Onu kutlayacağız değil mi? Böyle rahatlayacağız. Yani din böyledir. Din toplu yaşanır. Ama münafıklara göre tek tek yaşanması gerekiyor. Çünkü niye? Allah onları tek bırakıyor. Ayetin hükmü açık. Çünkü neden? Aşağılanmış mahluklar da onun için. Dinin tamamı toplu yaşamaya göredir. Tamamı. Bütün hükümler toplu yaşamaya göredir. Zekat, hac, her şey. Velayet sistemi. Tamam. Nereye baksak o. Allah diyor, dünyanın bir yerine büyümene bir şey olduğunda bütün müminler sorumludur diyor. Hep beraber onu kurtarmakla mükelleftir diyor. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi birbirinizle bağlanarak mücadele edeceksiniz diyor Allah. Sakın ayrılıp dağılmayın diyor Allah. Gücünüz elden gider diyor. Birbirinize düşmeyin diyor Allah. Ve sakın ayrılıp dağılmayın diyor. Bir arada olacaksınız diyor Allah. Şeytan onun aslında haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır diyor. Tabii, tabii. Anında. Çin'deki Müslüman da, mesela Irak'ta Müslüman eziliyor. Bütün dünya Müslümanları sorumlu. Bu nasıl olacak? İttihat-ı İslam'ın dışında bu mümkün mü? İttihat-ı İslam olacak ve Müslümanların bir başı olacak. Onları yöneten bir sistem olacak. Diyecek ki arkadaş burada bak Müslümanlar eziliyor. Hep beraber kurtaralım diyecek. Evet, dinliyorum.